askeri. Kim? Mehmetçik. Türk ordusu. Allah. Türk milleti. Allah. Türk askeri. Allah. Mehmetçik. Allah. Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine. Bugün sizlere ders olarak, sohbet olarak Türklük mevzundan söz edeceğim. Türk'ün bugünkü anlamını yeniden size yorumlayacağım. Allah'ın izniyle bundan da çok memnun kalacaksınız. Evvela bu ayeti kerimeyle Bismillah, kuntum hayre ümmetin uhricet linnas diye giden bu ayet, Ali İmran 110. ayettir ve bir de 111. Ali İmran 110-111. Burada Allah-u Zülcelal buyurur ki, sizler insanlık için yaratılmış en hayırlı topluluk, camia, millet, ümmetsiniz. Siz iyiliği emreder, fenalıktan sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Nolaydı kendisine Tevrat, İncil verilenler de sizin gibi olaydı. Onların içinde de az bir miktar böylesi varsa da hepsi çoğu fasıktır, bundan habersizdir diyen Allah, eğer bu tip insanlarla, Allah ile olmayanlarla bir mukatele, bir mücadele içinde olursanız, onlar size sadece bir eza, sıkıntı edebilirler, biraz sıkıştılar mıydı, Karabağ'da olduğu gibi döner kaçarlar diyor vallahi. لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا وَاِنْ يُكَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْسَرُونَ ayetiyle Allah, ben yardım etmediğim için, yüreklerine korku saldığım için döner kaçarlar diyor Allah. Buna da siz şahitsiniz. Türklüğe gelelim. Bu milleti yeniden anlamak zorundayız. Nasıl? Kamudan, devletten hareketle Türklüğü anlayacağız. Nasıl? Türkiye'de ne kadar etnik azınlık, ırk farklılıkları varsa bunun hepsi de farkındasınız ki devletin askeridir, öğretmenidir, tabibidir, polisidir, her meselenin içerisinde her türden insanımız var mı devletin hizmetindedir ve eşit özgürlükte bu millet bir kompozisyonuna, bir buket milletlerine Türk diyerek bir genel isim takmıştır. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de okuduğu ayetle insanlık için çıkarmış hayırlı ümmet dediği camia bu Türk milletidir işte. Çünkü başka dünyalara, Avrupa, Asya, baktığımız zaman hiçbir millette Türkler gibi yardımsever, dünyaya merhamet eder, adil başka bir devlet ve millette yoktur. Ben gözümü Batı'ya çevirdim, Avrupa'ya baktım, Asya'ya, Arap dünyasına, hayır hayır. Şu Kızılay'ımızın ulaştığı yerleri Allah aşkına bir düşününüz. Afrika'ya uzanan Türk elini bir mütalaa ediniz. Şu pandemi döneminde 160 ülkeye, en zenginine varana kadar tıbbi malzeme, ilaç, doktorla yetişen bu millet değil midir? AFAD'ıyla her yoksulu ayağa kaldıran, yarım milyon Suriye'ye sofrasını açan millet bu millet değil midir? O halde kanıtlanmış bir olaydır ki ayet-i kerime Türk milletini işaret ederek en hayırlı topluluk sizlersiniz, iyiliği emreder dünyaya. Evet sevgili kardeşim, aklına, mantığına, Türklüğüne hitap ediyorum. Coş ve Allah'a koş. Cenab-ı Hak işte bu milletle beraberdir. Bu millet Allah'ın izniyle, bakınız dışarıdan alamadığımız o silahları kendi bu milletin evladı, o güzel ümmetin yavrusu yaptı mühendisler, teknisyenler. Bugün o silahlarla neler yaptığımızı, Libya'yı kurtardığımızı, Azerbaycan'ın 30 yıldır başaramadığını, nasıl bu silahlar ve teknikle başardığımızı da yaşayarak görüyoruz. Suriye'de, Irak'taki melanete, yıkıcı Yahudi Siyon oyununa, gene bu milletin evladının nasıl bir mukavemetle dünyaya. Demek ki bir umut bu millette. Bu millet de öyle öldüren, işkence eden değil o adiler gibi. Göz çıkaran, tecavüz eden değil, ihya eden bir millettir. Doyuran, bunu Allah için yapandır. Allah'tan dolayı yaratılmışı seven bir milletin evladıyız. Türk'ü böyle düşün.
Geçenlerde bir Türk bana geldi, al şu paramı Kızılay hesabından Yemen'deki yoksullara gönderir misin hocam? Zorkun yaylasında yemin ederim. Sonra bunu yaptım deyince şunu da al, Habeşistan'daki perişan yavrulara gene Kızılay benim için yatırır mısın hocam? Ha buradan ey milletim, %40 vergiyi kaçıran milletim, buna layık olmayan insanlar, Allah'tan korkunuz, Allah'a sığınınız, vergiyi bir namus biliniz. Bu devlet ayaktaysa, bu asker böyleyse, bu beyin takımı bizdeyse Allah'ın izniyle, dünya bizi beklesin, kıyamet kopmasın için, depremler, felaketler olmasın için, dünya bu milleti beklesin. Çünkü bizden gayrı onları düşünen yoktur. İnsanlar ölüp ölüp cehenneme giderken bir Türk milletinin umudu Kur'an ile, İslam ile, Hazreti Muhammed Mustafa 124 Enbiya ile bir milletiz biz. Allah ile olmanın izzetiyle bir milletiz biz. Türk'ü böyle anla, Türk'e böyle bak. Elbette 83 milyonun pek çoğu böyle olmasa bile içimizdeki bir camia budur. Türk odur, İslam'ıyla, davası kızıl elmasıyla, Allah'a yardım, izzet ve şerefiyle Türk budur. Türk'ü böyle anla da Türk'üm de kardeş, lafına kendini aldatma, nefsine şeytana mağlup olma, milletine sahip çık, vergini güzel öde, dürüst ol, layık ol Allah'a da bu millet dünyaya ömür bitsin, Allah dünyanın kıyametini koparmasın ve selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Her zaman ve her yerde hazır, daima hazır, hazır, daima hazır, hazır, daima hazır, hazır, daima hazır. Kim? Türk ordusu. Kim? Türk milleti. Kim? Türk askeri. Kim? Mehmetçik. Türk ordusu. Allah! Türk milleti. Allah! Türk askeri. Allah! Mehmetçik. Allah! Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine.